diyebiliriz. Öyle bir anlatırlar ki bize, biz de belki de evet diyebiliriz. Tabii tam bununla ilgili evet'e düşürürken deniz feneri, yiğit baş, kurban paraları, ayakkabı kutuları, para kasaları geliyor aklıma. Yetim, dul, fakir, fukara, garip buralar geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, Rıza Zaraplar, milyarlık sahipler, kulakları geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, makara makara cami ve camilerde haçta boy boy poz veren, elinde Kur'an'la siyaset yapan, dil tüccarlığı yapan sahtekarlar geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, davul zurnalı karşılanan teröristler geliyor aklıma. Oslo, Dolmabahçe, veylen hatlar geliyor aklıma. Kahraman şehitler, kahraman gaziler, döşenen mayınlar geliyor aklıma. Ve bunlara aman eylemeyi bilen valiler ve ona bağlı bakanlar geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı, İsrail, Amerika, emperyalizm geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, Kızılay maden suyu üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti yasasının kaldırılması, andımız, bayramlar, alçakça indirilen bayraklar geliyor aklıma. İstiklal Marşı'na ne gerek var diyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsızlık duyanlar, Türk bayrağı olmasın, bizim bayrağımız Türkiye bayrağı olsun diyenler geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, dağıtılan köylüler, makarnalar, suyu, elektriği olmayan köylere gönderilen buzdolapları, çamaşır makineleri geliyor aklıma. Tam evet demeyi düşünüyorum. Rum Ermenilere devletin parasıyla onarılıp esmer ve dualarla açılan kiliseler, ayinler geliyor aklıma. Kıbrıs, Ege'deki adalar geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, Barzani Türk düşmanı, bölücü alçak şivanperver, terör örgütü için feste kalbi olsun gözün diyen İbrahim Tatlıses ve gözyaşları dökülerek anırılan mekri mekriyle el ele kolla yönden kozlar geliyor aklıma. Daha neler geliyor, neler aklıma. Mahallelerde birilerinin çıkarı iş ölenler, tecavüze uğrayan masum çocuklar, yalanlar, talanlar, sattıkları değil, milli ve hayatı olup satamadıkları ürünleriyle hava attıkları bir kurumları bir fabrika bile yok iken. Daha neler neler geliyor aklıma. Yabancıların her türlü doğumundan, diş macununa, deterjanından arabasına kadar ürettiği malları, ajanları, silahları rahat çekilsin diye sürekli onarımda olan ve bir türlü tam bitmeyen ramp yolları. Aslında kendisi yapması gerekirken devletin parasıyla devlete köprü yapıp rant elbeden yandaşlar geçmeden bile parasıyla ödediğimiz maliyeti yüksek köprüler, otoyollar, tüm geçitler ve biten tarım ve hayvancılık geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, işsizler, mağdurlar, emekliler, eğitim öğrenciler, binde sağlıktan eğitime kadar her şeyi bedava karşılanan İstediği üniversiteye direkt kayıyorlar Suriyeliler. Açlıktan kurulansa da bunlara minnet etmeyen halkım geliyor aklıma. Dünyanın en pahalı suyu, benzini, elektriği, doğalgazı sık sık yapılan rant, araç muayeneleri, çekmeyen interneti, telefonu, habire de sık sık yapılan zamlar geliyor aklıma. Bir de gemicikler, yatlar, villalar, saraylar, haram saltanat sürenler geliyor aklıma. Boğaziçi Türk milletine kurşun sıktıran uşak paşa hain alçak FETÖ ve onun elini övmeye sıraya girip halihazırda siyaset yapanlar geliyor aklıma. Dışarıda olanlar bir de kapının yanında yanan zavallı masumlar haksızlığa uğrayıp hukuk adalet bekleyen içeride olan insanlar geliyor aklıma. Askerine kumpas kuranlar, Türk Silahlı Kuvveti'nin en önemli, en mahremine, en gizli dosyalarına, planlarına el koyanlar,
ulaşanlar ve bunlara müsaade edip sahip çıkanlar geliyor aklıma. Tam evet diyeceğim, aklıma daha gelmeyeceğim. Birçok ihanet, yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik geliyor. Rusya, Esed, kurulan sözde Kürdistan ve direklere çekilen çağrısı geliyor aklıma. Yok edilen değerler, hukuk, adalet, insan hakları ve bunları görmezlikten gelen yalakalık, yandaşlık geliyor aklıma. Tam o sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı, kurucusu Azli Mustafa Kemal Atatürk geliyor aklıma. Atatürk'ün gençliği hikayesi, düşünün. O bana bir görev vermiş. Ona biz ihanet edemeyiz. Onun kurduğu rejimi, devleti, düzeni bozup değiştiremem diyor. Haksız mıyım? Siz de benim yerimde olsanız ne yapardınız acaba? Yardımcı olalım, çözelim şu işi hep birlikte. Bunları düşününce hayırlı hayırdan başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi... Şimdi aramızda grup başkan vekilimiz Sayın Özgür Özel, size saygıyla bekliyor efendim. Buyurun. Sayın İl Başkanım, değerli ilçe başkanım, Turgutlu'nun çok değerli meslek odalarının, meslek birliklerinin, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri ve Turgutlu'muzun, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin doğrudan temsilcileri, yakınlarında bir parti rozeti, arkalarında bir teşkilat gücü olmadan halktan doğrudan oy ve destek alarak bulundukları mahallelerin, beldenin sosyal lideri olanlar, kimsesizin kimsesi olanlar, bu ülkenin bugünlerinin, rejiminin ve yarınlarının teminatı çok değerli muhtarlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir maratonun son haftasına giriyoruz. Son haftalar her zaman çok değerlidir. Bu pazartesi sabahı bu kahvaltıyı Turgutlu'da, Kaba'da, şüphesiz Manisa'nın, siyasetinin, sosyal hayatının en önemli odak noktalarından bir tanesi olan bu güzel ilçemizde sizlerle birlikte başlamamıza aracılık eden, buna katkı sağlayan, bunu düzenleyen Turgutlu ilçe yönetimine ve ilçe başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bu hafta boyunca herkesin derdi mümkün olan en geniş kitlelere ulaşmak ve referandumla ilgili düşüncelerini aktarmak. Bunun en iyi yolu toplumun kanaat önderleriyle birlikte olmak. Şüphesiz muhtarların, meslekların, yöneticilerinin, borsanın, sanayi ticaret odasının, esnaf odalarının çok değerli temsilcileri bunun için olabilecek en uygun kitledir. Bu süreçte elbette herkes kendi görüşünü ifade edip kendi haklılığını anlatmaya çalışacak. Ama samimiyetimle sizleri temin ederim ki bugün yakamda bir rozet olmaması, arkamda parti bayrağı olmaması, genel başkanımın resminin olmaması bir tesadüf değil, bir tercih değil, bir zaruriyet. Zaruriyet çünkü bugünkü mesele bir parti meselesi değil, bir memleket meselesi. Evet mi, hayır mı denilecek sorusunda evet savunanlar bir metnin altına imza attılar. Bir metnin altına. İmzayı alırken görmedikleri, boş kağıdı imzaladıkları ciddi eleştiri konusu. Ama bekledik ki süreç içinde altında imzaları bulunan anayasa değişikliğini çıkıp tane tane madde madde anlatsınlar. Bu kadar zaman geçti. Ne Sayın Cumhurbaşkanı
ki aslında tarafsız olmasını bekleriz. Burada henüz vatandaş onun partili olmasına karar vermedi. Verirse önümüzdeki pazar günü verecek. O güne kadar anayasaya uymasını bekleriz. Bir partiliymiş gibi davranmamasını bekleriz. Ama meydan çıkıyor ve meydanlarda yaptığı konuşmalarda doğrudan genel başkanımız hedef alıp ekrana bakın biz neler yapmışız diye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtım filmini koyuyor. İlk başta daha tarafsız olması, anayasaya uyması beklenen kişinin bugün anayasaya uymaması temel eleştiri konusudur. Sunu bitirin. Tamam. Temel eleştiri konusudur ve haksızlığın en büyüğüdür. Ama yine bekleriz ki 18 maddeyi alıp teker teker anlatsınlar. Kim anlatacak? Sayın Cumhurbaşkanı anlatacak. Kim anlatacak? Başbakan anlatacak. Sayın Devlet Bahçeli anlatacak. Sayın Bakanlar anlatacak. Ne görüyoruz? İlk maddeyi açıklıyorlar. Ey Kılıçdaroğlu. İkinci madde ey Kılıçdaroğlu. Üçüncü madde ey Kılıçdaroğlu. Öyle bir noktaya gelmiş ki eğer olmasaydı bizim bu ey Kılıçdaroğlu anayasa değişikliğinde kürsüye çıkıp arkadaşlar değişikliğin içinde bir şey yok, konuşacak bir şey de yok, evet verin de alalım diyeceklermiş. İnsan bir siyasi partinin liderini bu kadar odağa alıp bu kadar gündeme alıp konuşuyorsa orada bir tek gerçek vardır. O da şu: ben bu anayasa değişikliğini savunamıyorum. İçeriğini anlatamıyorum. İçeriğinde anlatacak bir şey yok. Ben bunu bir siyasi parti seçimine dönüştürmek istiyorum. Bir tarafta ben varım. Bir tarafta ana muhalefet partisinin lideri var. Çünkü son seçimde böyle yaptığımda ben başarılı olmuştum. Bugün bunu bir siyasi parti mücadelesine çevirirsem başarılı olabilirim. Aksi takdirde anayasa değişikliği açısından savunulacak, evet oyu istenecek, evet oyu verilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu tamamen bunun itirafıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden beri içeriği anlatmaya, maddeler üzerinde durmaya özen gösterdik. Hayırın gerekçelerini anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Ama öncelikle şunu açıklıkla söylemek gerekiyor. Kim ne derse desin, bugün içinde bulunduğumuz şartlar bu meseleyi siyasi bir mesele olarak ele almaya, kategorik olarak almaya. Ben bu parti dedim, o partinin lideri böyle diyor, onun için evet oyu kullanmalıyım. Ya da şu sebepten hayır oyu kullanmalıyım demeye müsait şartlarda değiliz. Çünkü burada verilecek karar bu ülkenin bir dönemliğine değil, 4 yıllığına değil, 10 yıllığına değil, belki 100 yıllar boyunca sürecek olan yönetim biçimini değiştirecek. İşin kötüsü iyiye, güzele doğru bir değişiklik yaparsınız, yıllarca yürürlükte kalır, ülkede güçlenir, bu değişiklik de yapılması olumlu sonuç vermiş olur. Ama bugünkü değişiklik Türkiye'yi öyle bir hale sokuyor ki belki pişman olduğumuzda iş işler geçmiş olacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Neden evet diyenler hayırı önce dediler ki hayır diyenler teröristtir. Hayır kötüdür. CHP hep hayır diyor, evet demek iyidir dediler. Burada bu sözü söyleyenler ağızlarından ne çıktığını bilmiyorlar. Bu ülkenin temelinde ne var onu bilmiyorlar. Bu parti ve bu ülkenin kuranlar ve kurduranlar ve mücadelesini veren, kurtuluş mücadelesini verenler ne düşündüler, ne yaptılar bilmiyorlar. Atalarını, dedelerini bilmiyorlar.
Bu ülke güçlü bir imparatorluktu. Avrupa matbaayı icat etti. Bir takım geleceği göremeyenler matbaanın Türkiye'ye girişini 270 yıl geciktirdiler. O sırada matbaa icat edilene kadar kitaplar bin üstte yazılıyordu. Saraydakiler padişahlıkla da yönetilseniz, krallıkla da onun çocukları saraydaki öğretmenler üst kademeyi geliştiriyordu. Sanat, bilim, eğitim sarayla sınırlı kalıyordu. Halk sarayların dışında fakirlik içinde, yoksulluk içinde ve eğitimsiz bir şekilde yaşıyordu. Matbaanın icadı sanatı ve bilimi demokratikleştirdi. Yani halka açtı. Avrupa matbaayı aldı, kitapları çoğaltmaya başladı. Ve sadece yönetenlerin çocukları değil, halkın çocukları da kitap okumaya, eğitilmeye başladılar. Bizimkiler kâbur icadıdır diye matbaayı sokmadı. Arada geçen 100-150 yıl içinde Avrupa hızla, çünkü 10 tane çocuk yerine 100 bin tane çocuk okudu. Onların akıllıları, zekileri icatlarda bulundular. Teknolojiyi geliştirdiler. Gelişme sadece bilimde, sanatta olmadı, silah sanayinde de oldu. Ve adamlar o kadar güçlü bir hale geldiler ki, bu Osmanlı'dan korkacak bir şey yok dediler. Hem kötü yönetiliyor, hem de zayıf, elinde bir şey yok. Ve geldiler, bu ülkeyi istila ettiler, işgal ettiler. O gün Dolmabahçe Sarayı'nda şu tartışılıyordu. Vahdettin diyor ki, İngiliz himayesine mi girsek, Amerikan mandasını kabul mü etsek? Burada Yunan işgali vardı. Güneydoğu'da Fransız mezalimi, güneyde İtalyan çizmesi vardı. Ve o gün, bugün hayır kötüdür diyenlerin tanımadıkları, bilmedikleri, görmedikleri dedeleri, ecdatları, bugünkü AKP'linin, CHP'linin, MHP'linin, Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkes'in dedesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte işgale ve istilaya hayır dedi. Bu ülkenin temelinde, bu ülkenin kökünde, bu ülkenin